Bak usta, bu gördüğün evi yıkmadan üzerine kocaman bir köşk yap. Evin bozulmasını istemiyorum da. Bu arada köyün neresinden bakarsan bak, bu ev görünmeli. Şuraya bir su değirmeni yap ama rüzgarla çalışsın. Şuraya bir tane göl yap. Şuraya kocaman bir bahçe, içinde hanlar, hamamlar, çarşı, bakkal, manav, pazar yeri. Ha, bu arada... Ya bir dur da dinle. Bu arada para hiç önemli değil. Ne gerekiyorsa harca. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Hacıvat. Sen miydin ya? Evet Karagözüm. Peki sen kimle konuşuyordun? Hacıvat. Zengin olunca neler yaptıracağımı ustaya anlatıyordum. Efendim burada usta falan yok. Ben de şimdi geldim. Hayal kurmak da mı yasak be Hacıvat? Öncelikle insan zengin olunca biraz da hayır hasenat düşünür yahu. Hep yemek olmaz. Doğru dedin. Hep yemek olmaz. Biraz da şerbet içmek lazım. Tövbe estağfurullah. Şaka şaka. Hayır hasenatta da bulunuruz elbette. Ama bir sorun var. Nedir efendim o? Daha zengin olamadım. Karagözüm, canım efendim. Zengin olmak bu kadar kolay değil. Çok çalışmak gerekir. Uzun yıllar alır. Mesela bizim bir Ahmet Ağa vardı. Vakti zamanında bir kasa portakalı varmış. Onu satmış, iki kasa almış. O iki kasayı da satmış, dört kasa almış. O dört kasayı da satmış, sekiz kasa almış. O kadar portakal yenir mi ya? Yahu Karagöz yemiş demiyorum, satmış. Velhasıl işlerini büyüte büyüte bahçeler, değirmenler, hanlar, hamamlar, kervanlar almış. Bir ev, bir at arabası, bir de inek almak için kaç kasa satmak gerekir keçi? Ben de öyle tahmin ettim. Ne dedi, ne dedi? Ölme eşeğim, yaz gelsin dedi. Aman efendim sen de. Benim işim var, gidiyorum. İyi hadi, selametle. Duydun mu keçi? Yok, üç almış da, yedi vermiş de, sekiz almış. Hiç. Kime diyorum ben ya? Hiç dinliyor mu beni? Ama bir zengin olsaydım, sana da şöyle kocaman bir ahır. Oo! Bu ne ya? Aman! Sen niye geldin Hacı Cavcav? Bilmem. Sen ahırdan bahsettiğin için olabilir mi acaba? Ah beygira. Paranın kokusunu alınca geldin hemen. Tamam, tamam. Sana kocaman bir ahır yaptıracağım. Hadi git şimdi. Yahu yavaş. Hayda. Kime diyorum? Neyse. Nerede kalmıştık keçi? Kocaman bir ahır. İçinde de bir sürü ot. Ondan sonra o otları yer misin, üstünde mi uyursun, orasını bilmem. Biz taneyle başlarsak bu işin sonunu bulamayız. Adam kasa dedi, kasa. Vay! Nereden buldun bunları ya? Yahu peki neyle aldın? Ne? Bir çuval yulaf mı? Senden korkulur keçi. Yulafı nereden buldun ki? Aman! Neyse ne. Sende mal var, bende akıl. Gel benim peşime takıl. Elma. Elma. Kıpkırmızı elma. Herhalde burada hiç kırmızı elma seven yok. Anladım, anladım. Elma! Elmalara gel! Kıpkırmızı elmalar! Ey ahali! Elmalarım var! Anladık be, anladık. Ne bağırıyorsun? Yahu yavaş söylesek suç, bağırsak suç. Anlamadım ki. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Hacıvat. Allah hayırlı kazançlar versin Karagözüm. Ne yapıyorsun burada efendim? Bir hikaye vardır bilir misin Hacıvat?
adamın bir portakal kasası varmış. O kasayı satmış, portakal almış. Portakalı satmış, kasa almış. Bu böyle devam etmiş. Adam bir arpa boyu yol alamamış efendi. İki kasa olunca... neydi? Yahu Karagöz'üm, bu hikayeyi zaten ben anlatmıştım ya sana. He, işte. Ben de seni dinledim. Keçinin sermayesiyle benim zekamı birleştirip ticarete atıldık. Buraya kadar her şey güzel de Karagöz'üm. Bugün pazar değil ki. Pazar olsaydı çok rekabet olurdu. Bak, benden başka birini görebiliyor musun? Rekabet sıfır. Mecbur benden alacaklar. Bir de biri geçeydi. Aman Karagöz'üm, yahu seninle uğraşılmaz. Zengin olunca görüşelim biz en iyisi. Elmalar, elma! O elmaları bulamazsak komutan canımıza okur. Aman, gidelim şuradan herhangi bir elma alıp götürelim. Yahu anlamıyorsun. Elmalar bizim köyün elmaları değil. Yani çok özel. Sepetin aynısını bulamayız. Çünkü öyle bir sepet de yok bu köyde. Şu adamın sattığı elmaları gördün mü? Aman ya Rabbi! İşte bizim komutanın elmaları. Ne var? Ne olmuş omuzuma? Kuşlar bir şey mi yapmış? Deli midir, nedir? Ana, askerler. Hacı bak bunları söylüyormuş demek ki. Ortak, bunlara sattık, sattık. Satamadık zengin olma hayallerimiz suya düşer. Buyurun asker ağalar. Kolay gelsin hemşerim. Bize şöyle, buralarda pek yetişmeyen, irice, kıpkırmızı elmalar lazım. Bakayım. Bende var. Ama böyle kahverengi, büyük, süslüce bir sepet içinde olmalı. Bakayım. Tamam işte, o da bende var. Sepetin kulbu da çınar ağacından yapılma olmalı. Ya birader, ne anlamaz adammışsın sen. Bende var işte, bende var diyorum. Alın işte. Yoksa bu elmalar size tanıdık mı geliyor? Keçi, memlekete ne zaman gidelim dersin? Bireden siz. O sepette elmalar bizim komutanın. Oradan tanıdık geliyor. Şimdi yakaladık seni. Komutanım mı? Yandık. Yetişin! Hırsız var! Burada değil, orada. Yakalayınsanıza! Hadi koş, yetiş! Keçi, tut! Be! Aferin keçi. Hadi, şimdi sıra diğerinde. Hayda! İşler sarpa sardı. Vitesi yükselt keçi. Hızlanıyoruz! Buldunuz mu benim elmaları? Komutanım, bulduk ama yakalayamadık. Beceriksizler! Zaten biliyordum bulamayacağınızı. Size ne yapacağımı bilirdim ama...
Siz bu adama dua edin. İşte komutanım, bu adam. Oo, ne ala. Hem sepeti bulamayın, hem de komutanın karşısında kemküm edin. Böyle bahane üreterek bir yere varamazsınız askerler. Komutanım, izninizle ben gidiyorum. Bir sorun olursa her zaman yanınızdayım. Ama komutanım... Konuşmak yok. Hiç bahane yok. Hadi görüşürüz. Ucuz atlattık Hacivat. Sana bir çift sözüm olacak Karagöz. Söyle Hacı Cavca. İster çift söyle, ister tek. Zengin olmak istediğini biliyorum. Fakat bunu başkasına ait olan şeyleri çalarak yapmak Müslümana yakışmaz. Bundan bir ders çıkarman lazım, değil mi? Çıkardım, çıkardım. Çıkarmaz olur muyum? Bu işe portakalla başlamalıymışız. Yanlış yaptık. Yahu öyle değil. Çalmak kötüdür. Allah'ın da sevmediği bir iştir. Bir dakika efendi. Ben zurnadan başka bir şey çalmadım, çalmam. Ne geziyor o elmalar sende öyleyse? Satın aldım. Kimden? Gerçek hırsızdan. Gerçek hırsız mı? Evet. Bu olaydan anladığım şudur ki elmaları bizim keçiye veren adam tacirmiş. Yahu tacir olacak tabii. Tacir ne demek? Ticaret yapan demek. Ama bu adam umut tacir. Yani dolandırıcı. Umutlarımızla oynadı Hacivat. Allah Allah. Peki ne yapacağız? Komutanı hallettik. Sırada umut taciri var. Benim aklıma birkaç plan geliyor ama... Benim aklıma 10 tane geliyor Hacı Cavcav. 10 tane. Hangisini beğenirsen onu yapalım. Senden korkulur vallahi. Hadi bakalım.